Merhaba arkadaşlar. Yeni bir nedir, nasıl kullanılır videosuyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlere Android mobil cihazımızı kullanarak YouTube kanalımıza güzel bir avatar resmi nasıl yapılır? Bunlarla ilgili hem video hem de anlatım çekeceğim. Dilerseniz yavaş yavaş videoya geçmeden önce hangi uygulamayı kullanacağımızdan da bahsedeyim. Pixel Lab uygulamasını kullanarak avatarı yaratacağız. Ondan sonra zaten videodan geri kalanlarını izleyerek siz de çok güzel bir şekilde avatar yaparsınız. Kendi kanal logonuzu yaparsınız ya da kendi duvar kağıdınızı da yapabilirsiniz yukarı taraftaki banner kısmını. Dilerseniz yavaş yavaş geçelim. Ben uygulamayı indirdim. Uygulama zaten sürekli bende var. Dilerseniz açıklamalar kısmında Pixel Lab uygulamasının da linkini verebilirim. Öncelikle Pixel Lab uygulamamızı açıyoruz ve karşımıza çıkan gördüğünüz gibi boş bir proje. Şimdi ben şu anda hangi kanala yapacaktım? Tabii ki de Fuat abinin kanalını yapacaktım. Kanalın ismi gösteri zamanı. Açıklamalar kısmında ve yukarı tarafta bir yerde sağda solda herhangi bir yerde zaten bu kanalın linkini de göreceksiniz. Öncelikle yavaş yavaş ben tasarıma geçiyorum. Direkt yazıdan başlıyorum. Yazıyı gösteri zamanı yapacağım. Gösteri ufak harflerle yazmayayım. Ufak harflerle yazayım hatta. Gösteri zamanı. Arkadaşlar, kullanmış olduğunuz avatarlarda mümkün mertebe sadelik ve güzel bir arka plan olmasına dikkat edin. Yani kanalınızın ismini avatarda kullanırken çok bariz bir şekilde belli olacak bir şekilde yapmaya özen gösterin. Ben mesela şu anda gösteri zaman diye yazıyı yazdım. Tabii bunlar şu anda hep boş proje. Ondan sonra bir tane logo indirmiştim ben. Logo dediğim aslında ikon. Bu ikonu hemen dosya yönetimimizden seçelim. SD kartın içinde, resimlerin içinde olması gerekiyor. Resimler, proje. Proje diye bir klasörüm var. Evet. Favori ikon seç diyorum. Bu dosya yönetici kısmı sizde olmayabilir. Direkt galeriden de seçebilirsiniz. Şu anda kaba taslak. Gördüğünüz gibi bir tane bu simgeyi kullanacağım. Evet, bir tane daha simge kullanmayı düşünüyorum. Şu anda kafamda öyle iki simgeli bir tane duvar kağıdı resmim var. Yani avatar kısmım var. Yine aynı şekilde SD kartıma giriyorum. SD kartımdan resimlerimin içine ve projenin içine giriyorum. Şimdi bu YouTube kanalı olduğu için ve gösteri, hani gösteri, star, show gibi simgeler, birazcık ben star ikonuna baz almak istedim ve bunun dışında bu kanal YouTube kanalı olduğu için ve bir kanal olduğu için kendi kanalımda kullanmış olduğumun logoda bir tane ikon var. Tek Bilgin kanalının logosuna bakarsanız bir tane ikon var. O ikonun aynısını burada da kullanmayı düşünüyorum aslında, ama şöyle bakayım, bir farklı ikonlar bulabilirsem eğer. Birazcık da kanalla baz. Yani iki ikon bir yazı kullanıp arka planı da siyah ve siyah tonuna yakın bir renkte yapmak istiyorum. Yazıyı açık, arka planı siyah yapacağım ki yazı net bir şekilde belli olsun. Hani karışık bir yazı kullanmak istemiyorum. Ya da renk farklılığı yapmak istemiyorum. Yine aynı şekilde YouTube butonunu kullanacağım. Bu kendi kanalımda da kullanmış olduğum simge. Birçok kişide yok. Evet, iki tane şu anda logoları, logonun iki tane ikonunu ve yazıyı şu anda kabataslak da olsa yaptık. Şimdi gelelim dilerseniz arka planımıza. Arka planı resim mi yapsam yoksa direkt siyah mı yapsam diye kolordan direkt rengini ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında uygulamayı kullanması basit. Çok siyah oldu. Çok siyah. Bunu birazcık daha. Evet. Şu şekilde gri tonda mı yapayım yoksa bu gri tonda mı yapayım? Çünkü kullanmış olduğumuz yukarıdaki yıldızın siyahları belli olması maksadıyla şu anda şu siyahta yıldızın siyahlıkları belli olmuyor. Aslında belli yaparız. Bunu kullanacağım. Şimdi şu şekilde öncelikle bunu da buraya alıyorum. Ve yazıyı çift katmanlı yapmayı düşünüyorum. Yani altlı üstlü. Şu anda ben bu avatarı yaparken sizler de programı nasıl kullandığımı görüyorsunuz. Aslında kullanımı güzel, basit. Bakın, burada A'ya bastığınızda, yazıyı seçip A'ya bastığınızda yazı karakteriyle ilgili bütün değişiklikleri buradan yapabilirsiniz. Gölgelendirme, yan şeritler vesaire, bunların hepsini buradan seçebilirsiniz. Ama öncelikle yazının fontunu belirleyelim.
ki ondan sonra renklendirme ve gölge vesaire bunları yapalım. Yazı, bir sürü yazı fontları var. Programın kendi içinde gelen bir sürü yazı fontları var. Bunların birçoğundan faydalanabilirsiniz. Tabi bazıları Türkçe karakterleri desteklemiyor. Logolarınızı yaparken ya da kapak resimlerinizi yaparken bunlara dikkat etmenizi gösteririm. Mesela şu anda mesela DICE denilen font Ö'yü desteklemiyor. Yani Türkçe karakteri desteklemiyor. Pek güzel bir görüntü olmuyor. Ben mümkün mertebe MyFont'ta sizin cihaza yüklemiş olduğunuz fontlar, bunları sonradan yükleyebilirsiniz. Bununla ilgili bir açıklama videosu ve tanıtım videosu, açıklama ve nasıl yapılacağı ile ilgili video çekmeyi düşünüyorum. Şu anda gösteri zamanının yazısını birazcık daha şöyle sade ama dikkat çekici bir yazı olsun istiyorum. Gösteri zamanı. Şu anda Ö sanki desteklemiyor gibi duruyor. Destekliyor gibi de duruyor. Burada Ö'de kararsız kaldım. Şuradan bir bakacağım. Evet, destekliyor. Evet, gösteri zamanı. Şimdi yazının fontunu seçtik arkadaşlar. Bakın, sütle dediği şey kalın ya da normal. Ben şu anda kalın kullanmak istemiyorum. Zaten kalın. Fontun büyüklüğünü ayarlamamız gerekiyor. Şuradan size'ye giriyoruz. Size'e girdiğinizde gördüğünüz gibi bakın gösteri zamanı. Şu anda diğer logolardaki yan taraftaki ikonları da koyacağım için yazıyı 230 ebatlarında yapsam, yan tarafı birazcık daha çeksem 230 çok büyük olacak gibi geliyor. Bunu 210'a çeksem merkez ağırlığını da eşitleyelim. Şuradan gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Nerede? Evet, buluyorum, buldum. Pozisyon dediği şey, herhangi bir açı verebilirsiniz. İsterseniz ekrandan yapabilirsiniz. Bunu isterden bu şekilde. Şu gördüğünüzde resim üzerinde, yani şu anda çalışma projeniz üzerinde sağa sola ve herhangi bir yere taşıma yapabilirsiniz buradan. Tamam, ben tam merkezde kullanmak istiyorum. Ve şu altlı üst olan, yani sağdan soldan ve yukarıdan aşağı merkezi seçerek tıklıyorum buna. Şu anda tam merkezde. Şimdi isterseniz yazı ile ilgili birazcık oynama yapalım. Yazının normal rengini de yapabilirsiniz. Yazıya farklı bir şekilde şuradan resim ekleyerek yazıya resimden dolayı bir renk de verebilirsiniz. Ama ben muhtemelen yazıyı pek fazla renklendirmeyi düşünmeyeceğim. Çünkü her zaman için beyaz iyidir. Arka planda siyah. Benim kendi şahsi görüşüm bunlar. Ama yazıda ufak tefek bir gölgelendirme yapmayı düşünüyorum. Mesela şu anda siyah ağırlıklı yapsak burayı, birazcık kalınlaştırsak yazı birazcık daha net oluyor. Yani en azından etrafındaki siyahlıktan dolayı birazcık daha böyle renk arka plandan ayrılıyor. Gölgelendirmeyi buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyoruz, açıyoruz. Bakın şu anda bir gölgelendirme var. Mesela beyaz gölgelendirme yaptığımızda birazcık daha parlak oluyor. Aslında beyaz gölgelendirme yapmak ne kadar güzel olacak bunu bilmiyorum ama farklı bir renklere bakıyorum. Siyah gölgelendirme yapmak birazcık daha... Şu anda burada kırmızı kullanmışım. Star ikonunu kullanmışım. Gösteri zamanı. Gösteri zamanı. Evet, aslında şimdi geldik işin ikinci boyutuna. Şu anda yazının renkleri, aslında bu gölgelendirmeyi birazcık daha kısmam gerekiyor ya. Bana birazcık fazla gibi geldi. %75'e çekerim bunu. Çok fazla gölge yapmasın. Evet. Hatta rengini de değiştirelim. Yani mümkün mertebe uyuma dikkat edin arkadaşlar. En azından hani her şeyde dikkat ediyoruz uyuma. Bu konuda da dikkat etmeniz. Mesela ben Star'ın yıldızındaki rengi gölgede de kullanmayı düşündüm. Ve şu anda bakın gölgedeki renkle hafiften olsa Star'daki renk aynı gibi. Şimdi gelelim. Öncelikle hangi ikonu nereye yerleştireceğimizi düşünelim. Şimdi yıldızı şu şekilde yerleştirsek yukarıya. Gösteri zamanı yazısını fazla oynamadan yıldızı bu şekilde yerleştirsek. Yıldızın katman değerini değiştirmem gerekiyor. Gösteri zamanını bir tık daha öne almam gerekiyor. Tam öne alayım. Ve yıldızı bu şekilde yapalım. Evet. Şu anda bakın yazıya tıklıyorum. Aşağı tarafta arkaya gönder. Ve bakın şu anda komple öne alır. Buraya tıklarsam arkaya alır. Bakın gördüğünüz gibi. Katmanları bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben yıldızı arkaya gönderdim. Şimdi yıldızla ilgili birazcık düzenleme yapmam gerekiyor.
Öncelikle tekrar yazının pozisyonunu ayarlayayım. Ona göre yıldız ayarlayacağım çünkü. Yıldızla ilgili düzenleme yaparken onu da buradan yapabilirsiniz. Birazcık %47'lerde şu anda. %50 yapalım, tam yapalım. Şöyle bir ayarlama yapayım. Tabii yıldızın etrafındaki siyah halkalarda bir oynama yapmam gerekiyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi etrafını direkt çiziyor. Tabii PDF düzeltiyorum. PDF değil. PDF dosya uzantılı olması gerekiyor. Resimlerinizin ya da ikonlarınızın. Şimdi bu beyaz burada tam çok belirgin oldu. Bariz bir şekilde belli etti kendini. Siyah yaparsak ya da kırmızı yaparsak gösteri zamanı. Kırmızı. Kırmızı değildi. Sarı yapsak sarı, siyah, turuncu. Şu anda bu videoyu yaparken, evet, sizce nasıl oldu diye soramıyorum maalesef canlı yayın olmadığı için, ama videoyu izlerken sizce nasıl oldu sorusuna yorum olarak cevap verirseniz sevinirim. Şimdi şu anda gösteri zamanı yazısıyla yukarıdaki yıldız birazcık karıştı, iç içe girdiği gibi geldi bana. Şu şekilde o yıldızın çerçevesini değiştirmeyi düşünüyorum. Yani etrafındaki döndürdüğüm sanki gri birazcık da orada çok sırıtmadı gibi. Şu şekilde bakıyorum. Evet, bence gri daha hoş oldu. Gösteri zamanı yazısında birkaç oynama daha yapacağım. Çünkü birkaç hususu beğenmedim gibi duruyor. Şimdi gelelim bu YouTube Play işaretine. Birazcık ufaltalım bunu. %15 yapsam gösteri zamanı. Bir yandan da bakıyorum kendim. Gösteri zamanı. Gösteriyle zamaniye birazcık farklı farklı kaydırsam, yıldız oraya koyduktan sonra zamanı bu taraftan gelse, neden olmasın? Evet. Projeyi yaparken de yani görselliğe önem vermeniz gerekiyor, evet. Evet, bu şekilde bir farklılık yapmak istedim. Bu play işaretini de değiştirmek istiyorum. Açısını değiştirsem, ters çevirsem ya da yandan yapsam zamanı. Gösteri zamanı. Evet, şu anda yıldızın, yani play yıldızın yerini değil de yıldızı birazcık ufaltalım. Çok az bir şey. Yıldızı buraya koyalım. Gösteri zamanı. Bu şekilde dursun. Çok yukarıda oldu. Merkezini bir daha hesaplatalım. Merkezini hesaplıyoruz. Evet, yıldız bu şekilde. Nasıl oldu? Güzel de oldu gibi duruyor. Katmanları seçelim tekrar. Şimdi play işaretine birazcık aydınlatma vermek istiyorum. Bu rengi de beyaz yapıp derecesinde 5 yapmak istiyorum. Eğer benim gibi bu şekilde şu anda play seçemiyorsanız arka taraftaki yazıdan dolayı, yukarıdaki katman seçme butonundan seçiş yapabilirsiniz. Etrafına da siyah halka atmak istiyorum. Siyah ama bu tondaki bir siyah değil. Birazcık daha açık bir tondaki siyah atmak istiyorum. Evet, dediğim gibi. Şu anda ikonları hemen hemen ayarladım gibi. Kafamdaki plan bu şekildeydi hemen hemen. Yalnız yazı ile ilgili bir değişiklik yapmak istiyorum. Hayır, bu olmadı.
iç gölgelendirme yapsak çok kapattı. İç gölgelendirme çok kapattı. Birazcık daha oynasak ışıklandırma şu şekilde bakalım. Aslında güzel gibi de oldu. Şu yıldız işaretine de bir iki dokunuş yapmak istiyorum tekrardan. Evet, sanki birazcık daha öne çıktı gibi. Aynı dokunuşu play işaretinde de yapıyorum arkadaşlar. Yok, play'de çok kapatıyor. Play işaretinde dokunuş çok kapatıyor. Play'e dokunuş yapmayacağım bu kurla ilgili. Dış gölgelendirmesini yaptım. Işığı yaptığımızda da renklerini karıştırıyor. 3 boyutlu fark oluyor mu? Şöyle baktığında aslında 3 boyutluda da pek fazla bir fark, yani işimize yarayacak bir fark olmuyor aslında. Tekrardan geri alıyorum. Geri aldım. Şimdi şöyle bakıyorum. Gösteri zamanı. Evet, aslında güzel olduğu gibi duruyor. Bilmiyorum sizin görüşünüz bununla ilgili ne olacak. Çok fazla zamanımızı ayırıp, hatta saatlerimizi ayırıp yapmış olduğumuz bir şey değil bu. Ama kullanmayı bildikten sonra tabii ki bunlar. Ben şu anda sizlerin de bu kullanmayı bilip bunu benim gibi yapabileceğinize inanıyorum. En azından birçoğunuz bunu becerecek. Hala şu anda arka taraftaki renk konusunda birazcık tereddüt etmekteyim. Yani rengini siyah yapsam yazıyı daha fazla öne çıkartıyor muyum? Beyaz yapsam çok parlıyor. Siyah yaparsam herhangi bir farklılık olmuyor. Çünkü arka plandan dolayı. Arka planla ilgili de bir oynama yapmak istiyorum. Şu şekilde yaparsam arka planda, ya da bu şekilde. Evet, arka planımız bu duracak. Yani oynama yapmayacağız şu anda. Yazıyla ilgili bir iki değişiklik daha yapacağım muhtemelen. 3 boyutu açmayacağım. Işıklandırmayı yapmayacağım yani. Gerek var mı? Bu da herhangi bir çok az bir şey. Farklılık gösterdi. Altta gölgelendirme işe yarıyor. Bu yazının gölgelendirme kısmını çıkartıyor. Bunu kapattık. Bunu kırmızı yapsak iç gölgelendirmeyi, siyah yapsak, beyaz yapsak, beyazda hiçbir farklılık olmayacak. Ya da şu şekilde turuncu desek, hayır turuncu da çok fişne çürüyor, kırmızı desek gösteri zamanı. Bir de buna gölgelendirmesini değiştirelim. Dışına muhakkak gölge vermem gerekiyor. Bunu beyaz yapsam gösteri zamanı. Aslında fena da olmadı gibi duruyor. Bir daha bakıyorum. Hayır. Beyazdan vazgeçtim. Dış kuşak gölgeyi siyah yapıyorum. Bunu %25'e kadar çekeceğim. Yazıyı daha belirgin hale getirdim. Arka planı bu şekildeyken farklı bir renk stilini denesem mi diye düşünüyorum. Bakıyorum. Aslında bu da güzel olmadı değil. Fena olmadı bu renk. Bu rengi severim. Fıstık yeşili diye düşünüyorum bu rengini. Ama bunu yaptıktan sonra gösteri zamanı yazısının içindeki rengi değiştirmem gerekiyor tekrar. Siyah yaptım.
Ya da aslında iç gölgelendirme hiç yapmayalım. Evet, iç gölgelendirmeyi kapattım. Dışarıda siyah var. Gölgeyi birazcık daha değiştirmem gerekiyor. Bu %25'lik gölgeyi %15'e çekeceğim. Ve şu şekilde yapacağım. Gösteri zamanı. Bu yıldıza da bir dış kuşak eklemem gerekiyor. Bunu beyaz kullanacağım. Evet, beyaz kullandım. Tekrardan play işaretini değiştireceğim. Arka plan değiştiği için yapmış olduğunuz değişiklikleri tekrardan gözden geçirmeniz gerekir. Hatta play işaretini dış değil ama 3 boyut eklersem görüntü nasıl oluyor? Aslında güzel de duruyor şu anda. Gösteri zamanı. Evet arkadaşlar, şu anda öncelikle tasarımı kaydediyorum. Diyorum ki gösteri zamanı. Tabii bunu siz ne isterseniz onu yazabilirsiniz. Tasarımı kaydettim. Daha sonra da resmi kaydediyorum. Ben PNG olarak kaydediyorum. JPEG de diyebilirsiniz. Fark etmiyor. İsterseniz JPEG de kaydedebilirsiniz ama ben genelde PNG olarak kaydediyorum. Şu default dediği yer, resim kalitesini istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ultra ya da şunu yapalım. Kaydet diyorsunuz. Şu anda resim kaydedildi. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere kendi YouTube kanalınıza nasıl bir ufak resim yapacağınızdan bahsettim. Bunu Android cihazlardan yapıyoruz. Kullandığımız uygulama Pixel Lab uygulaması. Kullanımı basit. Açıklamalar kısmında ben size Pixel Lab uygulamasının linkini vereceğim. Oradan indirebilirsiniz, internetten indirebilirsiniz. Sadece yazmanız gereken Google arama motoruna Pixel Lab uygulaması olacak. Bu videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer bu videoyu izlerken kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Soracağınız sorular olursa bütün videolarımın altından bana soruları sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Diğer sosyal ağlardan da beni takip ederseniz, kanalımızı takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.